Hamilelik belirtileri. Hamile olduğunun 10 erken işareti. Adet zamanın geçti. Kendini biraz tuhaf hissediyor ve hamile olduğundan şüpheleniyorsun. Peki hamilelik belirtilerin nelerdir? Eczaneye gidip evde yapılan gebelik testlerinden almadan önce bedeninin sana hamile olduğuna dair işaretler verip vermediğini bir kontrol et. İşte gebeliğin 10 önemli belirtisi. Hassas göğüsler ve göğüs uçları. Hamile kaldığın durumda hormon seviyelerinde değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler sebebiyle göğüslerde acı ve şişkinlik oluşur. Hani regl dönemi başlamadan önce göğüslerde ağrı gibi bir hassasiyet olur ya, bu ağrı da adet öncesini andırır ancak ondan daha şiddetlidir. Ağrıyan, sızlayan, dolgun, şişkin, hassas, hatta dokununca acıyan göğüsler birçok kadın için spermle yumurtanın buluşmasından itibaren hissedilen en erken gebelik belirtileri arasındadır. Bu hassasiyet döllenmeden hemen birkaç gün sonra başlayabilir. Meme başlarının koyulaşması. Göğüslerdeki değişiklikler şişkinlik ve hassaslaşma ile sınırlı değil. Bu yüzden hamile olduğumu nasıl anlarım diye düşündüğünde göğüslerini inceleyerek işe başlaman mantıklı. Çünkü göğüslerinde sadece ağrı hissetmekle kalmaz, göğüs uçlarının etrafındaki alanın genişlediğini ve koyulaştığını da fark edebilirsin. Göğüs başlarını çevreleyen dairesel bölgelerin döllenmeyi izleyen birkaç hafta içinde genişlemesi normaldir. Cildinde oluşan bu ve bunun gibi renk değişimlerinin sorumlusu şimdiden coşan hormonların. Aynı zamanda meme başlarının etrafında sivilce gibi görünen ama sivilce olmayan mini kabarcıklar da büyüyebilir. Daha önce pek dikkat çekmeyen bu kabarcıklar hamileliğin sırasında artar ve belirginleşir. Sanki soğuktan tüylerin diken diken olmuş gibi görünür. Ama aslında bu kabarcıkların işlevi meme başlarını ve çevresini rahatlatmak için yağ üretmektir. Vücudunun değişen hormon dengesine ve hamileliğe alışması birkaç hafta kadar sürebilir. Sonrasında muhtemelen kendini daha rahat hissedersin. Bu arada göğüslerinde ortaya çıkan bu değişimlerin tek nedeninin hamilelik olduğunu söyleyemeyiz. Hamilelikle ilgisi olmayan hormonal değişiklikler, doğum kontrol hapı kullanmaya başlaman ya da kullandıklarını değiştirmen bu değişime sebep olabilir, aklında bulunsun. Sık sık idrara çıkma. Hamileliğin oldukça erken belirtileri arasında sayabileceğimiz bir diğer işaret, genellikle döllenmeden 1 ila 3 hafta sonra ortaya çıkan sık sık idrara çıkma ihtiyacıdır. Son günlerde en çok vakit geçirdiğin yer klozet ise çanlar senin için çalıyor olabilir. Geceleri normalde alışık olmadığın şekilde uyanıp tuvalete gidiyorsan bunun erken gebelik belirtilerinden biri olduğunu söyleyelim. Hafif kanama. Bazı kadınlar embriyo rahme yerleşirken hafif bir vajinal kanama yaşarlar. Bu kanama genellikle döllenmeden 5-10 gün sonra, muhtemelen de adet görmeyi beklediğin tarihten daha erken bir vakitte olur. Dolayısıyla hamileliğin ilk hafta belirtileri arasında sayılabilir. Döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yerleşmesi sonucunda oluşur. Bu durum genellikle adet dönemine denk düştüğü için adet kanamasıyla karıştırılabilir. Ancak bu kanama adet kanaması gibi kırmızı değil, açık ila orta koyulukta değişen bir pembedir. Koku hassasiyeti. Hamile kalmış kadınların ilk hissettikleri değişimlerden biri de koku alma hassasiyetidir. Önceden rahatsız olmadığın bir koku midenin bulanmasına sebep olabilir. Bu yüzden hamile olduğunu nasıl anlarsın sorusunun cevabı için şu sorulara cevap vermeni istiyoruz. Koku alma duyun keskinleşti mi? Çevredeki kokulara karşı her zamankinden daha duyarlı bir hale geldin mi? Kimsenin hissetmediği kokuların sende abartılı tepkilere yol açtığı zamanlar oluyor mu? Cevapların arasında evet varsa bir dur düşün deriz. Halsizlik ve uyku isteği. Parmaklarını oynatmaya bile halin mi yok? Kendini bıraksan yerlerde sürünecek kadar bitkin mi hissediyorsun? Yataktan çıkmaman için seni içeri çeken o mıknatısı da kim koydu oraya? Kimle konuşsan paçavra gibiyim, hiç halim yok mu diyorsun?
Daha önce hiç uyumadığın kadar uyuyor musun? Evet, size sorduğumuz bu sorular bugünlerde yaşadıklarını tarif ediyorsa vücudun bebek yapmak için kolları sıvamış olabilir. Tüm hamile kadınların yaşadığı bu gebelik belirtileri bedeninin hamileliğe uyum sağlamak için yaşadığı değişimler sebebiyle ortaya çıkar. Ancak hamileliğinin 3 ila 6 ay arasındaki ikinci trimester döneminde etkisini azaltır. Hamileliğinin son dönemlerinde ise bu yorgunluk hali yeniden ortaya çıkabilir. Onu da o zaman düşünürsün. Bulantı ve kusma. Çoğu kadın mide bulantısı ve kusmayı hamileliğin ilk belirtileri olarak yaşar. Bulantı ve kusma döllenmeden sonra oldukça erken bir dönemde ortaya çıkabiliyorken bazı kadınlarda döllenmeyi takip eden günlerde, bazı kadınlarda ise bu belirti 6. hafta civarı yaşanmaya başlar. Hormon seviyesindeki değişiklikler sebebiyle ortaya çıkabilen bu durum sabah bulantıları olarak biliniyor olsa da günün herhangi bir saatinde yaşanabilir. Karında şişkinlik. Şişkinlik hissi hamileliğin çok erken dönemlerinden itibaren başlayabilir. Eğer kendini pompayla şişirilmiş gibi hissediyorsan bunun şimdiden değişen hormonlarınla ilgili olduğunu düşünebilirsin. Yani karında şişkinlik hamilelik belirtisi mi? Cevabımız evet. Ama bu şişkinlik hissini adet öncesi şişkinlik ve ödemden ayırt etmek zordur. O yüzden heveslenmeden önce biraz beklemeni tavsiye ederiz. Vücut sıcaklığının yükselmesi. Eğer normal şartlar altında düzenli vücut sıcaklığı eğrini biliyorsan, normalden 1 derece yükselmesini bir belirti olarak kabul edebilirsin. Bu durumda eğer vücut sıcaklığını düzenli bir şekilde takip edersen, hamile kaldığın zamandan itibaren vücut sıcaklığının 1 derece yüksek olduğunu ve hamilelik boyunca yüksek kaldığını görebilirsin. Bu yüksek sıcaklık hamileliğin ilk dönem belirtileri nelerdir sorusu için bedeninin sana verdiği erken dönem sinyallerinden biridir. Adet kanamasının gecikmesi. Evet, en net belirti diyebileceğimiz maddeyi en sona sakladık. Hepimizin bildiği gibi adet döneminin gecikmesi bir kadının hamilelikten şüphelenmeye başlamasının ilk nedenidir. Özellikle normalde adet dönemleri düzenli olan bir kadın, adet kanamasının beklenen tarihte başlamadığını fark ettiğinde bunun bir gebelik testi almak için en kuvvetli gerekçe olduğunu düşünür. Senin de adet dönemin geciktiyse hamile kalma ihtimalini düşünmelisin.